Parti içinden Numan Kurtulmuş, siz başbakanlıktan ayrıldıktan sonra, öncesinde sizi eleştirir miydi bilmiyorum. Hiçbir zaman, hiçbir zaman. Başbakanlıktan ayrıldıktan sonra, hemen sonra bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim dış politikadaki o sert üslubumuz, Suriye'deki pozisyonlanmamız, Suriye özellikle Esad'la olan ilişkilerimizde yapılmış olanlar son derece yanlıştı diye dile getirdi. O zaman Sayın Erdoğan'a söylesin şimdi vekili. Esad'la benim kullandığım dile baksınlar. Numan Kurtulmuş. Bir de Sayın Erdoğan'ın kullandığı dile siz baksınlar. Siz IŞİD'le Esad'ı eşitlediniz. Dediniz ki IŞİD'le Esad şu dönemlerde aslında hayır, IŞİD... işbirliği yapıyorlar. Yani. İşbirliği Tabii işbirliği yaptılar. Türkiye'nin desteklediği sonra Milli Suriye Ordusu denen şimdi Mehmetçiğimizle alanda savaşan Suriyelilere IŞİD saldırdığında Esad destek verdi havadan. Havadan Esad saldırdı, karadan IŞİD yürüdü. Bunu söyledim. Hı hı. Ayrıca Sayın Kurtulmuş burada eğer bizi kastediyorsa bu eleştiride. Evet, sizi kastediyor. O zaman gitsin önce Sayın Erdoğan'a söylesin. Bir, iki şu hesabı versin. Daha sonra geldi kendisi benden özür diledi. Numan Kurtulmuş mu efendim? Tabii. Başbakan vekili olarak ben bıraktım kendisini, Katar'a gittim. Sizi şu yayını birine vekil olarak bıraksanız sizin aleyhinize bir iş yapar mı? Yapmaması gerekir. İşte Sayın Kurtulmuş da ben yurt dışından gece saat 4'te geldiğimde indiğimde havaalanına beni havaalanında karşıladı başbakan vekili olarak. Söylentileri bildiğim için Sayın Numan Bey dedim var mı bilmem gereken bir şey? Usuldendir. Vekil eğer söyleyeceği bir şey varsa bir kenara çekilir başbakanla görüşür. Sabahın 4'ü. 24 saat uyumamışım neredeyse. Hayır başbakanım her şey yolunda dedi. Bunu diyen Numan Bey, ben bundan 2 saat önce Berat Albayrak'ın, bakın Erdoğan'ın bile değil, Berat Albayrak'ın huzurunda benim yetkimle ilgili imza atmıştı. Şimdi bunun nesine güvenirsiniz? Bunları görünce ben sizden refik olmaz dedim. İşte yine söylüyorum olmaz. Yarın şartlar değişsin Erdoğan aleyhine konuştu bu insanlar. Ama ben hiçbir zaman Erdoğan'la en yakın olduğum dönemde de Sayın Başbakanım doğru olan şudur diye kendisine söyledim. Dışarıda söylemedim. Şimdi muhalefet partisinin başına geçtim. Şimdi söylerim yanlış devlet işlerini yanlış yapmışsa. Ama yanındayken de hakikatleri kendisine söyledim. Şu doğru şu yanlış diye sözümü esirgemedim. Şimdi açık ve net bir mücadele yürütüyorum inandığım değerler adına. Bunlar benim için bir insanın bana sorarlar bazen kitap duruş kitabında da yazdım. En güçlü insan kimdir diye. En güçlü insan en yüksek makamda olan değil. En çok paraya sahip olan da değil. Çünkü en yüksek makamda olanların takip ettiğini gördük. Gün geliyor bitiyor. En yüksek paraya sahip olan da değil. Ben şu anda yüksek bir makamda değilim. Milletin gönlü dışında bir yüksek makamda değilim. Öyle büyük servetim de yok. Ama iddia ediyorum en güçlü benim. Neden biliyor musunuz? En güçlü insan kendisiyle barışık olandır. Ben bütün bu mücadeleler içinde vicdanımla, şu yüreğimle, şu dilim ve şu aklım arasında bir çelişkiye izin vermedim. Vicdanım ne diyorsa aklım ona hizmet etti. Aklım ne diyorsa dilimden o çıktı. Ama bunların bir kere bile Numan Bey'in ve benim aleyhime imza atanların görev yaptığım 21 aylık başbakanlık süresinde ne bakanlar kurulunda ne dışarıda özel olarak Suriye politikasını ve herhangi bir politika eleştirmeleri söz konusu değil.